Alife Hospital'ın sunduğu İyi Ki Varsın başlıyor. İyi evet. Sabahlar diliyoruz efendim. Artık stüdyomuzdayız. Sizi karşılıyoruz. Her sabah olduğu gibi Doktor Özgür Koldaş'la birlikte iyi ki varsın demeye geldik. Evlerinize konuk olmaya geldik. Öyle değil mi hocam? Sana da günaydın. Sevgili günaydın izleyenlerime hocam. De günaydın. Bugün cerrahi günü. Evet. Bugün dop dolu bir programla aslında her gün olduğu gibi bugün bir farkla iki konuğumuzu aynı birden anda alıyorum. Stüdyomuzda ağırlayacağız. Bunu niye söyledim biliyor musun sevgili Şahla? Tıp öğrenimine başladığımız zaman biz hekimler önce cerrah olmayı, sonrasında hangi branş olursa olsun öncelik cerrahi olarak değerlendiririz ve her hekimin gönlünde bir cerrahi ateşi yanar. Bu o kadar özel bir şeydir ki, öyle bir duygudur ki bu. İlerleyen zamanlarda çocuk sahibi olacağız, yaşantımızı şekillendireceğiz diye branşımızı tercih ederiz. Ama gerçekten bizim ağır yükümüzü çeken cerrahlardır. Cerrahlardır değil mi? Peki bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız esasında. Obeziteyi konuşacağız ama tüm yönleriyle ele alacağız. İki uzman konuğumuzla birlikte. Bakalım neler soracağız, ve kimleri ağırlayacağız. Obezite neden arttı? Tüp mide ameliyatı kimlere yapılır? Mide botoksu zayıflatır mı? Obezitenin tedavi yöntemlerini genel cerrahi uzmanı operatör doktor Barış Gürsoy anlatacak. Sarkmış deri nelere sebep olur? Postbariyatrik cerrahi nedir? Obezite cerrahisi estetiği hangi ameliyatları kapsar? Vücut şekillendirme estetiği hakkında her şeyi estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Nihal Çelebi anlatacak. Az sonra. Artık stüdyomuzdayız efendim. Uzman konuklarımızı da aldık yanımıza. Çok önemli konuları konuşacağımızı söyledik. Sizler zaten tanıtımda ne konuşacağımızı, neler paylaşacağımızı duydunuz. Peki uzman konuklarımızı selamlayalım o zaman. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Nihal Çelebi ve genel cerrahi uzmanı operatör doktor Barış Gürsoy. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Burada olmak güzel. Teşekkürler. Sizlerle olmak bizim için de çok güzel. Nihal Hocam. Sizinle olmak gerçekten güzel. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Siz gelmeden evvel biz stüdyoda hazırlık yaparken Şahlan Hanım'a da aynı şeyden bahsediyordum. Hekimlik hayatına başladığımızda ilk öğrendiğimiz şeyler, birinci sınıfta, birinci sınıfın ilk dersi deontolojide hastanıza zarar vermeyin derken Hipokrat'tan gelen, günümüze kadar gelen bu ritüelin içerisinde önce cerrahi konuşulur. Cerrahide yapılan işlemler ve hastaya deva olan, hastanın cerrahatını, yarasını onaran hekimden bahsedilir. Aslında cerrahi dünyadandır. Tıp ilerledikçe, branşlar arttıkça, teknolojiler ilerledikçe birçok dal, branş eklendi. Ancak cerrahinin yeri, alanı değişmedi. Siz cerrahinin genel alanı, genel bölümündesiniz. Siz çok spesifik ve son yıllarda da sıkça adından söz edilen estetik, rekonstrüktif bölümdesiniz. Doğru, evet. Evet, şimdi konumuz güzelleşme, güzelliğin konuşmaktan hep dilimize alışmış bir kavram var. Ancak bütün bunların yanı sıra bir de çağımızın hastalığı diye isimlendirdiğimiz obezite var. Obeziteye karşı bir eylem planımız var. Obeziteye karşı bir topyekün yaptığımız bir mücadele var. Sizinle başlayan, genel cerrahiyle başlayan, sonrasında da estetik ve rekonstrüktif dünyaya da devam eden bir alan var. Bize obeziteyi tanımlar mısınız hocam? Obezite tabii. Nedir ve neler yapıyorsunuz? Obezite tıbbi şekli tanımlamayacağım. Çünkü yani mühim olan burada anlaşılabilir olmak. Vücuda zarar veren aşırı kilolu olma hali. Evet. Özetle budur. Tabii ki biraz tombik olabilir insanlar, hafif kilolu olabilir. Genetik yapıları önemli. Anne baba eğer topluysa çocuklar genellikle %80'e varan oranda kilolu olabiliyor. Ama obezite deyince vücudunuzda bir 30-40 bazen 50-60 kilo fazlalığınız oluyor. Ve bu her zaman için ben hastalara şunu söylerim. Bir çimento torbası inşaatta kullanan 50 kilodur. Her daim onunla sırtınızda geziyorsunuz. Onunla sırtınızda yatağa giriyorsunuz. Kalktığınız zaman örnek, işinize onunla işliyorsunuz. Evet. Her türlü özel hayatınızda veya toplum içinde ilişkilerinizde o sizi ön plana çıkartıyor. Ama hiçbir zaman için artı olarak ön plana çıkartmıyor.
en önemli olan şey aslında hiç bu televizyon programlarında konuşulmuyor ama öncelikle ruhsal travması. Hı hı, hiç kimse 3 gün içinde böyle kızamık geçirir gibi obez olmuyor. Bu senelere yayılan bir sorun. Hele hele bir de eğer gençlik çağından beri geliyorsa, özellikle kız çocuklarına daha belirgin, atıyorum adı Ayşe olsun. Hangi Ayşe? Şişko Ayşe, Tombik Ayşe gibi. Ve okul döneminde de evet, aslında çocuklar çok acımasız evet, oluyorlar. Hep bir işaretlenme oluyor ve dolayısıyla buradan başlayan açıkçası bir kısır döngüye giriliyor. Ne psikoloji oluyor? Psikoloji bozuluyor. Kilo aldıkça asap bozuluyor. Çok çabuk öfkeleniyor ve daha fazla yemeye yöneliyor. Çünkü insan yedikçe mutlu olur. Bu hepimizin doğasında olan bir şeydir. Ve daha fazla yemekte vücutta kalorinin fazla birikmesi, yağ olarak depolanması. Uzun dönemde baktığınız zaman eminim hepimizin evinde bir mezro vardır. Göbek deliğinden itibaren erkekler göbek deliğinden itibaren bel çevresini ölçtüğünde yaklaşık 110 santim civarındaysa ömrünüzden 10 yıl gitti demektir. Bu istatistiki olarak 110. Son derece güçlü bir veri. Yani bel çevreniz hani 90-60-90 var ya, o 60-110 civarındaysa. Benim düşündüğüm gibi düşünüyor musun? Aynı şeyi düşündük hocam. Ölçelim masaya. Buraya kadar. Ben getiriyorum hocam. Siz hiç zahmet etmeyin. 110 dediniz. Karnındaki durumu da ölçelim de hani benim göbek durumu çıkarken Şahlan'ın da durumunu. Kadınlar için nedir hocam? 102 santim kadınlar için, 108 santim erkekler için hocam, ama 20 eksik akılda kalması herhalde açısından 110 Şahlan santim dediğimiz zaman hayatınızdan. Benim göbek çukurum şuralarda bir yerde olacak. Siz oraya denk getirin. Standardı nedir? Yani normal olması gereken. Kişiye göre değişir. Boyuna. Özgür hocam için. Ona göre söyleyeceğim şimdi. Hocam insaflı davranın. Bunun elini düşürmeyin beni. Gözünüzü seveyim. 75-85 arasında olması gerekiyor Özgür Bey için. Hemen sıkmayın söylüyorum. Kemer gibi değil. 85. Birebir ölçüm olması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Ne demek şimdi sıra bende. Sende, evet. Tamam hadi bakalım ölçüyoruz. Şuradan ben yardımcı olayım mikrofonlardan evet, da. Bel çevresi ölçümü yapıyoruz efendim. Obeziteyi de konuşuyorken. -10 söyledim hocam size ona göre. 69. Tamam. 60 tutturdum vallahi 69. Tutturdun mu? Tutturdum. 60 doğru hakikaten ama 69 mu? Gerçekten 69. Biz gerçeklere dönelim. Şu an zaten sizler obez değilsiniz de. Şimdi çoğumuzun yapmadığı bir şey var. Nedir hocam? Yemek yerken düşünüyor musunuz? Ne yediğinizi düşünüyor musunuz? Mesela salata yerken ben şu an salatalık yiyorum. Veya işte atıyorum. Makarna ve köfte yiyorsunuz. Mesela ne kadar yemeniz gerektiğini, bu bir kültür, bunu bilmek lazım. Ne için bilmek lazım? Boyunuza göre olmanız gereken bir kilo var. O zaman kilonuz size şey vermiyor. Türk kadın için akılda kalsın diye böyle pratik örneklerle şey yapalım. 1.60-1.65 civarındadır Türk kadının ortalama. En fazla 10 ekleyin. Yani 75. En 70 fazla be. Çıkabileceği kilo evet, 75 kilo mudur? Evet. 10 da eksilttiğiniz zaman o bant arasında olması lazım. Yani 55-75 arasında dolandığı zaman sağlıklı olduğundan bahsedilir. Ancak ne zaman ki 3 haneli rakamlara gelindiği zaman o zaman farkında olmadan insanlar daha az yürüdüğünü, daha az hareket ettiğini, uykularında apnelerinin ortaya çıktığı yani nefes almalarının arada bir kesildiğini, güne yorgun başladıklarını, yavaş yavaş bunlar obezitenin, şişmanlığın etkisidir. Beraberinde düzensiz beslenmenin getirmiş olduğu o kadar çok yiyor ki ama buna rağmen vitamin ve mineralleri eksik olabiliyor. Çünkü doğru düzgün şeyler yemiyor, abur cubur yiyor gibi. Sağlıksız beslenme. Sağlıksız beslenme. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman yani böyle önce kişi kendisine bir ayna tutacak. Ben nasıl bu noktaya geldim? Bizim hekimler olarak bir hastaya yardım edebilmemiz için hastaya ayna tutabilmemiz lazım. Bak sen busun dememiz lazım. Ama hastanın öncelikle herhalde sizin tabii yanınıza gelmesi gerekiyor öyle değil mi? Tabii bu farkındalıkla. Ki. Zaten bu iş hani tek başıma ben aşağı yukarı 20 yakın kişilik bir ekibin hani cerrahıyım. Bu işin içinde plastik cerrah var, psikiyatr var, psikolog var, diyetisyen var. Yani ameliyathane teknisyeni var, yoğun bakım ekibi var. Çünkü bazı hastaları biz ameliyat ettikten sonra yoğun bakımda bir gün kadar tutabiliyoruz. Dolayısıyla bunun hepsi böyle alt başlıklarını sıraladığınız zaman çok fazla şeyi içeriyor. Obezler her zaman için daha farklı solunuma sahiptirler. Çok çabuk yorulurlar. Neden? Çünkü yük fazla. Çok çabuk kemik eklem yıpranması söz konusudur. Neden? Çünkü hani
bir çekişle bir çiviyi çakarsanız ama bir balyozla çaktığınız zaman çaktığınız tahta da çatlar. Öyle düşünün. Hep böyle anlaşılabilir örneklerle ben izah etmek istiyorum. Bir şey sormak istiyorum. İlle ameliyat olmak mı lazım? Hayır. Şimdi bizi izleyen herkes obezite konuşuyoruz. Evet, bu işin sonu ameliyata dayanacak diyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Şimdi bunun için Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ulusal ve uluslararası obezite ile uğraşan cerrahların mesleki birliklerinin çıkarttığı bir takım yönergeler var. Ona göre kriterlerimiz var. Boy ve kilonun oranına göre işte vücut kitle indeksi en çok kullanılan indeks. Eskiden kol altındaki deri inceliği veya göbek çevresi vesaire kullanılıyordu. Çok teknik detaya girmeyelim ama vücut kitle indeksi üzerinden gidersek bu indeks 40'ın üzerindeyse bu hasta kolay kolay diyet ve sporla kilo veremez. Ancak hiç mi bir şey yapmasın? Verenler var ama ben görüyorum sosyal medyada. Var tabii ki. %4. Bugün itibariyle yani şu programın bitiminde vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan bir kişi diyet ve sporla kilo verebilir. Ancak bunun kalıcı olma olasılığı %4'tür. %90 hasta sporu ve veya diyeti, sıkı diyet uygulamayı bırakıyor. Çünkü tolere edemiyor. Evet, 20 kilo alanlar var. Bunların bir kısmında yarı yakınında rebound olarak 25 kilo birden alıyor. 6 ayda veriyor ama 3 ayda tekrar. Çünkü neden? Şimdi altta yatan neden şu. Temelde 2 tane şey vardır, sorun vardır. Bir hastayı, yani hepimiz 2,5 kilo ile 4,5 kilo arasında bir kilo bandında annemizin karnından doyuyoruz. Ama ne zaman obez oluyoruz? Böyle bu bir, önemli. Böyle bir kromozom mu var? Obezite kromozom mu? Kromozom yok. Genleri var. Genleri var. Genleri var. Örneğin bu genlerde bozukluk olduğu zaman görülmüş ki yapılan yağ dokusu biyopsilerinde obez olan hastaların yağ hücreleri normal hücrelere göre daha büyük. Örneğin alışılagelen işte mikroskopta, hepimiz tıp doktoruyuz burada, mikroskopta hücre analizi yapabiliyoruz. Baktığımız zaman mikroskopta bir kesitte 20-30 tane hücre görüyorken sağlıklı bir bireyde, bunlarda 10 tane ve iri iri yağ hücreleri gibi. Bu insanların, obezlerin yağ hücreleri de büyük. Ve daha fazla yağ depolamaya ve verilmesi zor olan yağları depolamaya meraklı. Yani bugün bir Ege mutfağını incelediğiniz zaman zeytinyağı ağırlıklı olarak beslenen insanlar çok daha kolay kaybedebileceği yağı tüketiyorlar. Ama bir Güneydoğu, Antakya'dan başlayın, Doğu Anadolu, yani İran'a kadar uzandığınız zaman, ya ben de köken olarak Maraşlı ama bizim yörenin hanımları biraz tombiktir, tamam mı? Neden? Çünkü evet, hayvani yağ kullanıyor, kuyruk yağı kullanıyor kökenli. Ve bunlar vücutta depolandığı zaman kolay kolay atılabilen yağlar değil. Daha kalıcı bir kilo haline tabii geliyor. Tabii ki. Ondan sonra şimdi işin genetik zemini bu, sosyal zemin bu. Yani bir tarafta sosyal olarak yemek yemek sosyal bir faaliyettir. Zeytinyağlı yediğiniz zaman daha az ve daha kolay sağlıklı bir yağ alıyorsunuz. Yağa da ihtiyacımız var bizim. Evet. Ondan sonra ama diğer bölgelerin mutfağına baktığınız zaman daha yağ ağırlıklı bir gıdayla besleniyor. Buradaki önemli olan şey şu. Yağ lezzet verir. Bakın bir dana etini alın yağsız. Pişirdiğiniz zaman kayış gibi olur. Ama bir kuzu etini alın. İki katı yağ koyun, 5 kişi oradan yemek yer. Çünkü neden? Lezzetli. Barış Hocam, şimdi size ben soracağım obezite ile ilgili ameliyatları nasıl yapıyorsunuz diye, ama ben Nihal Hocam'a özellikle merak ediyorum. Estetik ve güzellikle uğraşıyor olabilecek iken, daha çok bu ameliyatlar sonrasında vücudunda bir bozulmaya uğramış, obezite sonucu ağır hasara uğramış dokularla uğraşıyorsunuz siz. Size hiç ameliyat olmadan önce, obezite ile ilgili bir tedaviye başlamadan evvel gelen hastalar oluyor mu? Ben böyle olacağım, siz beni toparlayabilir misiniz diyen oluyor mu? Tam olarak öyle değil. Yani gerçekten aslında genel cerrahide obeziteye yönelik tedavi ya da bir cerrahi ihtiyacı olacak grup bize liposuction talebiyle geliyor. Yani evet. Zayıflamak için aslında. Evet, yani hani bunu liposuction'ı bir zayıflama yöntemi. Yöntemi olarak düşündüğü gibi için. Gibi düşünen bir grup var. Onları tabii ki ihtiyaç... Eğer ki o derecede büyükse genel cerrahiye yönlendiriyoruz ya da önce diyetisyene sonra bize gelmelerini öneriyoruz. Liposuction malumunuz bir vücut şekillendirme yöntemi olarak da dile getirebiliriz. Doğru. Peki bunun obezite cerrahisinden sonra bir yeri, hani belki de karnın bir kısmını abdominoplasti şeklinde alma
da bir ameliyat türü. Liposakşın biraz daha bunun şekillendirme biçimi. Hepsinin yeri var mı obezite cerrahisinde? Liposakşının elbette var. Şekillendirme açısından var. Yani şöyle, aslında biz liposakşın yöntemini artık birçok böyle hani bizim böyle çok halk arasında bilinen rutin estetik ameliyatlarımıza dahil ediyoruz. Ama hastaların çoğu zaman bundan haberi olmuyor. Örneğin yani hani obez gruptan bahsetmiyorum. İşte standartlara uygun ama karın germe talebi olan kadınlar da ameliyat sırasında bazı bölgelerine liposakşın uygulanıyor ama onlar sadece karın gerildiğini zannediyorlar. Aslında teknikleri siz kullanıyorsunuz. Evet, sırayla kullanıyoruz hepsini. Ya da meme şekillendirirken yani yine liposakşın kullandığımız bir yeri var ameliyatın ama tek başına eğer böyle body shape yani vücut şekillendirmede liposakşın kullanıyor musunuz derseniz evet, özellikle son dönemde çok popüler olan lazer liposakşınlar ya da Vaser. Çok kullanıyoruz, evet. Şunu merak ediyorum ben, şimdi obeziteyi konuşuyorken, obezite cerrahisini konuşuyorken her iki uzmana da aslında bu soruyu yönlendirmek istiyorum. Mesela ameliyat ettiğiniz hastaların hepsinin ameliyat sonrasında yapılacak olan plastik cerrahi işlemlere ihtiyacı oluyor mu hocam? Şöyle, şimdi burada yaş çok önemli. 25 ve 40 yaş arasında yapılan obezite cerrahisinden sonra eğer hasta iyi kilo veriyorsa ve bu kilo verme sürecinde eğer spor yapıyorsa çok fazla sarkma olmuyor. Yani sadece belki liposakşını düzeltilecek kadar göbek etrafında bir sarkma olabilir. Çünkü neden? Aslında şöyle bir örnek verebilirim yine. 60 kilo olarak evleniyorsunuz veya 50 kilo ama 90 kiloya çıkıyorsunuz hamilelik sırasında. Sonra o karın tekrar sönüyor. Yani dolayısıyla genç hastalarda çok fazla sarkma olmuyor. Ancak özellikle sigara içenlerde, spor yapmayanlarda daha böyle sakin bir hayat yaşayıp günün 3'te 2'sini oturarak veya yatarak geçiren insanlarda bu deri sarkmalarını çok daha fazla görüyoruz. Hangi tedavi uygularsanız uygulayın. İsterseniz ameliyat edin, isterseniz ameliyatsız endoskopik zayıflama yöntemlerini deneyin. İlla ki kilo verildikten sonra sarkma olur. Aslında ve bu kişi, zaman zarfı da yaklaşık 2 yıllık bir sürecidir. Hiçbir obezite tedavisi 2 yıldan önce sonuçlarıyla değerlendirmez. Nasyonel, internasyonel bütün bu konudaki veriler de bunun sonuçlara göre yani incelenir. Aslında ameliyat olmak tamamıyla obeziteden kurtuluyor anlamına gelmiyor. Ameliyat olduktan sonraki süreç bu noktada tabii çok ki önemli, öyle tabii değil ki mi? Tabii ki. Şimdi yaş önemli. 40 yaş üzerinde hakikaten belirgin sarkmalar oluyor. Özellikle sigara içenlerde, spor yapmayanlarda vücutta her tarafta yağ eşit dağıtıldığı için eriyen yağlar da sarkan deri ile kendini gösteriyor. Yani benim kocaman göbeğim var, geriye artık sadece şu sarkan kaldı. O dönemde de plastik cerrahi. Evet, kadınlarda mı daha çok bu sarkmalar meydana geliyor kilo verdikten sonra, yoksa erkeklerde mi, yoksa böyle bir bunu bir cinsiyete bağlamak aslında çok doğru olmaz. Ya Barış Bey çok güzel özetledi ama şöyle düşünmeniz aslında daha belki anlamlı kılabilir. Yani böyle sıfır bir balon şişirdiğinizi düşünün. O balon indiği zaman eski elastikiyetine ve formuna hiçbir zaman kavuşmaz. Bollaşmış bir yapı. Bollaşmış bir şeydir. Yani bu tölere edilebilir, sınırlarda kalabilir balonun cinsine göre. Ya da tölere edilemez ve beğenilmez hale gelir. İşte o aşamada da plastik cerrahi işin içine giriyor. Yani bu aslında kişinin sadece estetik kaygılarından ötürü olacağı bir ameliyat değildir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü psikolojik olarak da kişiyi ciddi anlamda etkile. Düşünsenize 200 küsür kilodan 90 kiloya inmiş veya 80 kiloya inmiş bir kişide ciddi anlamda buna ihtiyaç olacak vardır diye düşünüyorum. Tabii ki öyle yani. Ama şurada size katılmıyorum. Zaten estetik kaygı dediğiniz şey de aslında psikolojiyle çok ilişkili. Yani hani sadece obez grup değil, diğer grubun da yani örneğin bir burun hastasından bahsedelim. Yani bir sürü insanın burnu normal bizim tariflediğimiz standartlara uygun değil ama herkes burnunu sorun haline getirmiyor. Aslında bunun çok ciddi bir psikolojik temeli de var zaten. Var. Peki ben şimdi bizi şu anda kahvaltısında izleyen sevgili seyirciler için soruyorum. Soruyu. Ben bu kiloyu verdim. Her tarafımda da bu yağlar gitti ve sarkan bir bol bir kazak gibi cildim sarkıyor. Bu ameliyatı Nihal Hanım yapacak. Buradaki fazlalıkları kesip alacak. Peki ameliyat izi görünecek mi?
iz konusu. Estetik cerrahinin böyle hastalar tarafından en çok merak edilen. En sorulan soru da budur. Yani siz ameliyatı nasıl yaparsanız yapın hocam. Eminim ki iyi bir teknikle yapacaksınız. Ancak benim izim kalacak mı? Evet. Mayo giyecek miyim? Mayo giyeceksiniz. Güzel haber bu. Ama çünkü, böyle bikini giyebilecek miyiz? Yani bikini de giyebileceksiniz. Çünkü yani şunu söylemek çok iddialı ve hiç doğru bir yönlendirme olmaz. Plastik cerrahinin yaptığı ameliyatlarda iz kalmaz. Hayır efendim, bizde de Barış Bey kadar iz kalır ama biz saklıyoruz. Gizliyoruz. Gizliyoruz. Evet. Cilt çizgileri gibi gösterebileceğimiz alanlarda onlar gibi gösteriyoruz. Gösteremeyeceğimiz alanlarda ise. Mesela şöyle tarif edeyim bunu. Eğer yüz germe yapıyorsak size, biz bunu cilt çizgilerinizin içerisine ya da kulağınızın önünde, arkasında bir yere saklıyoruz. Bu görünmüyor. Yani bakan bir ameliyat olmuş hissine kapılmıyor. Abdominoplasti gibi, karın germe gibi kocaman kesiler oluşturacağımız bir ameliyatta da bikini çizginizin altına yerleştiriyoruz. Kıyafet veya çamaşır izinin olduğu yerlere. Evet. Peki koltuk altlarındaki bu sarkmalarda? Onda da yine en az görünen alanlara, kolların iç yüzlerine bunları gizliyoruz. İyi haberi aldı hanımlar. İyi haber geldi. Evet, yani daha iyisi şu olabilir. Yani hastalar bu ameliyatlardan çıktıktan sonra izler ilk bir yıl çok belirgindir. Bundan çok korkuyorlar ama ikinci yıl solacak ve daha iyi bir görünme kavuşacaktır. Peki Nihal Hocam'dan hemen Barış Hocam'a dönmek istiyorum. Şimdi obeziteyi konuşuyoruz. Obeziteyle mücadelenin aslında sadece cerrahi olmadığını, bundan önce de başvurmamız gereken yöntemler olduğunu söylediniz. Peki obezite cerrahisine gelecek olursak, şu anda mutlaka ekranları başında izleyen, kilosundan mutsuz olan kişiler vardır. Kimlere yapıyorsunuz hocam obezite cerrahisini ve nasıl teknikler uyguluyorsunuz? Kimlere yapıyoruz? Şimdi şöyle. Kimler uygundur bu cerrahi? Öncelikle hastayı biz bir değerlendiriyoruz. Hasta ne kadar motive? Çünkü bu yol engebeli bir yol. Böyle rahat. Biz hastaya cennet vaat etmiyoruz. Eğer ki gerçekten ameliyat endikasyonu varsa, ameliyatla kuvvetle muhtemel kilo verebilecek bir hastaysa, vücut kitle endeksi 40'ın üzerindeyse veya şeker hastalığı var ve buna bağlı diğer sebeplerden dolayı kilosunu veremiyorsa, o zaman rakamı 35'e kadar çekebiliyoruz. O zaman biz bu hastaya önce bir hafta diyoruz ki, ne yersen ye, onu bir kağıda yaz. Bir hafta sonra bize gel. Biz o bir haftalık dönemde bu hastanın nasıl bes, ama gece 12'de kalkıp bir büyük teker pizza yemesini bile serbest bırakıyoruz. Veya sabah yarım kavanoz çikolatalı krem yemesini. Neyse rutini o, neyse, değil mi? Neyse diyoruz ki sen ol bir hafta önce. Ama yazacak mı acaba? Ondan sonra yok, o konuda dürüstlük esastır. O konuda dürüst olmaz, evet. Çünkü hastanın işte motive olması önemli. İşte ben buyum diye geliyor ve bir haftalık yemek analizinde hastanın ne kadar karbonhidrat, protein ve yağ aldığını ve nasıl bir beslenme paterni olduğunu soruyor. Sonra diyoruz ki ya sen niye gece 11'de akşam saat 7.30'da yemek yediğin halde içtin veya işte bir litre kola içtin, beraberinde fındık fıstık yedin. Yani atraktif gıda dediğimiz çekici gıdalar var. Bunlar nedir? İçinde alkol, monosodyum glutamat, ondan sonra işte bir takım Çin tuzu bilmem ıvır zıvır falan böyle piyasada bilinen cipsler evet. Var. Şimdi bunların özelliği şu. Bunlar yedikçe insanı yediren gıdalar. Ve aynı zamanda da hakikaten lezzetliler ve kişi kendisini iyi hissediyor o sırada. Evet. Ağız tadından dolayı. Ondan sonra biz bakıyoruz ki aldığı kalori fazlasının çoğu bu tür çekici gıdalardan geliyor. Diyoruz ki bak bunları da yiyebileceksin artık. Ama sana iki tane yöntem sunuyoruz. Vücudunda mide bağırsak sistemi var. Bunu ya kısıtlayacağız, yani mide küçültme ameliyatı yapacağız, herkesin bildiği tüp mide ameliyatı yapacağız. Ya da bypass cerrahisi yapacağız. Yani mideyi alıp ince bağırsağın ileri bir kısmına bağlayacağız. Buradaki amaç kısa bir yol oluşturup, hani köfte yediyse bunu kalın bağırsağı en fazla kıyma olarak geçsin ki az yağ ve karbonhidrat emsin. Şimdi bunun kriteri neler? Hangi hastaya hangi yöntemi yapabiliyoruz? Öncelikle hastaya bir mide bağırsak sistemiyle ilgili bazı sorular soruyoruz. Eğer şüpheleniyorsak, reflüsü varsa mesela, o hastaya pek tüp mide ameliyatı yapmıyoruz. Çünkü neden? Yapılan bütün bariyatrik cerrahi, metabolik cerrahi, kabaca zayıflama ameliyatlarının hepsi reflüyü arttıran ameliyatlardır. Eğer bir insan size reflüyle geliyorsa, ona tüp mide ameliyatı yapmak çok fayda sağlamayabilir reflüsü açısından.
O zaman biz bypass cerrahisi yapıp veya reflü ameliyatı ile birlikte tüp mide ameliyatı yapılabilir. Bunun literatürde karşılaştırmalı çalışmaları var. Hastanın eşlik eden sorunlarına göre, örneğin diyabeti varsa daha çok bypass'ı tercih ediyoruz. Çünkü neden? Diyabet aslında tek başına insülin eksikliği veya insülin direncinden kaynaklanan bir olay olmadığı, insanların vücudunda açlık ve tokluk hormonlarının olduğu, diyabetik hastalarda ve aynı zamanda obez hastalarda beyinde kontrol edilen açlık ve tokluk merkezinin duyarlılığının daha fazla olduğu gösterilmiştir. Evet. Ve buna yönelik bu döngüyü bozmak için de biz cerrahi yapıyoruz. Yaptığımız cerrahide de mideyi ya kısıtlıyoruz ya da alıp ince bağırsak. Hocam çok özür dilerim. Buyurun. Şu anda ekranda da aslında bir animasyon yansıtıyor şimdi arkadaşlarımız. Bu en son yaptığımız ameliyatlar artık çok makbul olan ameliyatlar. Bu hangi ameliyat bu, türü? Bu mini gastrik bypass. Artık tek ağızlaştırmadan bir ameliyat yapabiliyoruz. Ve sonuçları hiç kötü değil. Diğer ameliyatlarla benzer. Hastanın midesini ve yemek borusunu bileşke yerinden ayırıyoruz. Aşağı yukarı bir su bardağı kadar, yani 140 ila 200 mililitre hacminde bir hacim bırakarak hastanın az az sık sık yemesini sağlıyoruz. Ve yediklerini de bağırsağın son kısmına iletip dışkıyla atmasını sağlıyoruz. Bu normal bir sindirim. Mor olan yediğimiz gıdalar, safra, yeşil orada. Safra ile birlikte birleştikten sonra emilebilir hale geliyor. O da maviler. Ancak biz cerrahi olarak mideyi şu şekilde bir yemek borusunun altında küçük bir hazne kaldı bakın. Orada eğer küçük bir mide bırakırsak mideden tokluk hormonu çok çabuk salgılanıyor. Hasta ben doydum diyor. Eskiden bir oturuşta örneğin iki porsiyon Adana yiyen, işte üç tane şalgam içen, bir tas lebeni, iki kase cacık, işte yanında kebapçılarda getirilen ne varsa, küçük bardak altı lahmacun da oydu buydu, hepsini yani künefe yiyen insan şimdi yarım Adana yiyip bir bardak ayranla doyabiliyor. Psikolojisi bozulmuyor mu? Ben neydim arkadaş, ne oldum demiyor. Evet, öyle bir sorun var. Hastaların yaklaşık %5'inde ya ben eskiden yerken çok daha mutluydum şeklinde bir şey biliyor. Ama biz de o zaman diyoruz ki yani primum non nocere, Latince çok güzel bir laftır. Önce zarar verme. Diyorum ki bu bir zarar ve zarar ise evet, ben bu zararın sebebi ama sen artık sağlıklısın. Peki yemek konusunu siz ayarladınız ve kişiyi artık yemez hale getirdiniz. Evet. Yese de kilo almaz hale getirdiniz. Sorun onda, o dakikadan itibaren zayıflama ve zayıflamanın getirdiği o ek sorunlar. Yaşlı görüntü, yorgun görüntü, üzgün görüntü. Fark. Yani aslında sizin operasyonunuz bittikten belki birkaç ay sonra çok uzun süre devam eden başka bir sorun başlıyor. Çünkü dolgun yüz, dolgun vücuda alışmış bir insan, zayıf yüz kendini yaşlı, yorgun, hasta gibi hissetme başlıyor. Hatta şey söylüyorlar değil mi hocam? Kiloluyken işte daha güzel, daha gençtin, şimdi zayıfladın, bak yüzün çöktü. Bu noktada aslında hangi girişimleri yapıyorsunuz ve özellikle obezite cerrahisi sonrasında yapılacak olan bu girişimlerin bir sıralaması var mı hocam? Aslında böyle birkaç ay sonra böyle hissetmiyor hastalar. Yani kilo verdim diye çok mutlu oluyorlar. Ne kadar sonra hissetme başlıyor? Yani aslında o şöyle, Barış Bey daha doğru cevap verebilir ama zannediyorum bir yıl geçtikten sonra. Bir yıl sonra sizin kapınızı çaldı. Ben yaşlı görünüyorum arkadaş dedi. Bizim için şu çok önemli, yani belli bir kiloya gelmiş ve 6 aydır bu kilosunu sabit koruyan hasta grubuna özellikle müdahale etmek istiyoruz biz. Artık kilo verme durmuş. Olan olmuş, her şey rayına oturmuş hastanın. Yani umut ediyorum hasta istediği ideal kiloya da kavuşmuş ama işte çok sarkan derisi var, söylediğiniz şeyler var. Burada biz hastalara bir sürü estetik ameliyat yapıyoruz ve bunların üst başlığı post bariyatrik cerrahi. Bu ameliyatlar takdir edersiniz ki genelde böyle vücut şekillendirme üzerinden gitsek de konuşurken, anlatırken aslında yüz de çok etkileniyor. Yani yukarıdan başladığımız zaman o zaman şöyle özetleyebiliriz. Bu yüz germeyi, kol germeyi, meme dikleştirmeyi, sırt germeyi, karın germeyi, uyluk germeyi, işte cerrahi ve tabii ki cerrahi dışında da bir sürü işlemi kapsıyor. Birçok alanda uğraşı alanınız var. En çok hangisini yapıyorsunuz? Size en çok nasıl bir müracaat geliyor? Bariyatrik cerrahi. Bariyatrik cerrahi sonrasındaki düzeltmelerde yüz mü, kol mu, karın hepsi mı? Aslında hepsi. Bir doğru, vücut. Hepsi. Ama zannediyorum şöyle söylemek daha doğru. Bu böyle çok ciddi kilo veren hastalar evet yüzlerinden de mutsuz oluyorlar ama
özellikle karın ve meme kadınlar için tabii çok rahatsız oldukları. Kolu da ekleyebilirim hatta buna. Peki bu ameliyatlar, yaptığınız bu işlemleri ağrılı mı? Ağrısız diyemem. Bunlar büyük cerrahiler. Biraz önce sizin sorunuzu atlamış gibi olduk. Biz bunları kombine ediyoruz. Bunun bir sıralaması yok. Aslında şöyle, hasta en çok neresinden rahatsızsa oradan başlamak lazım. Ama bir işlemle bunu bitiremiyoruz. İşte birden fazla ameliyat bir oluyor. Bir seri ameliyat oluyor. Bir seri ameliyat. Bu ameliyatın sayısına göre de kombinasyonları değişiyor. Mesela şunu yapabiliyoruz. Eğer hastaya biz meme dikleştirme planlıyorsak yanına kol germesini de ekleyebiliriz. Ya da işte karın germe yapacaksak eş zamanlı uyluk germesini de ekleyebiliriz. Şunu merak ediyorum hocam. Hasta işte o bir yıllık, iki yıllık süreç sonrasında aslında zorlu bir süreci atlatıyor. Yeni bir hayata adım atıyor. Ve bir an önce aslında bu sıkıntılarından da kurtulmak istiyor. Şunu söyleyebiliyor mu? Ya hocam ben geldim bir ameliyatla. Hepsini halledelim. Mümkün mü böyle bir şey? İşte kollarında, karnında, bacaklarında, yüzünde olan sıkıntılarından tek bir ameliyatla kurtulmak. Bu kadar çok sıkıntıyı tek seansla halletmek mümkün değil. Kombinasyonlar yapılabilir dediğim gibi ama tek seferde bu kadar büyük ameliyatların hepsinin bir anestezi eşliğini tek seansla halledilmesi çok uzun çok sürüyor olması ve ameliyat sonrasında da hastanın konforunun belki de çok iyi olamayacak. Bir de kombinlenemez ameliyatlar olabiliyor bazen. O yüzden de birkaç kombinasyonla yapılabiliyor. Kombinasyona bölmek daha mantıklı, evet. Şimdi tabii obeziteyi konuşurken obezite cerrahisinde de aslında insanların merak ettiği şeyler var. Barış Hocam biraz önce bir ameliyat tekniğiyle ilgili bilgi verdiniz. İki tür ameliyat tekniği var zannediyorsam. Bu iki ameliyat arasındaki fark nedir? Kime göre, neye göre tercih ediyorsunuz? Evet. Ve özellikle ameliyat yapıldıktan sonra kilo verme yönünde iki ameliyatın birbirinden farkı var mı? Yani şu ameliyatı olursanız daha çok kilo verirsiniz, bunu olursanız daha az gibi. Hastaları bu şekilde yönlendirmiyoruz. O tür yönlendirmenin de bu işle ciddi olarak uğraşan hekimler hakikaten pek yapmıyor. Çünkü neden? Birincisi önce şunu bilmek lazım. Hep temelden yola çıkalım. Herhangi bir hastayı, herhangi bir nedenle tedavi edebilmeniz için birincisi sizin o konuyu gerçekten çok iyi biliyor olmanız lazım. Ondan sonra artık sene 2019 itibarıyla kanıta dayalı tıp, iyi klinik uygulama prensipleri, akılcı ilaç kullanımı ve hasta merkezli çözümler üretmeniz lazım. Şimdi eğer ki yaşı 60 ve üzeri olan, aşırı kilosu olan, vücut kitle endeksi uygun olan hastalarda eğer ki midesine yapılan endoskopide bir sorunu yoksa bu hastanın 70, 80, 90 yaşına kadar yaşayıp yaşamayacağını siz bilemezsiniz. Dolayısıyla buna kalkıp işte ya zaten 60 yaşındasın, şurada yaşayacağım 10-15 senem var diyemezsiniz. Hele hele bunu Kafkas kökenli Çerkez bir hastaysa adamları 140 yaşına kadar yaşayanlar. Allah uzun ömür versin. Allah uzun ömür versin. Yani dolayısıyla ilk önce buna bakınız yani. Altta yatan diyabeti var mı? Veya işte şekerle ilgili bir sorunu var mı? İnsülin direnci var mı? Kalp damar hastalığı, erken yaşta damar tıkanıklığı var mı? O zaman lipitleri yani kan yağlarını daha etkili bir şekilde düşüren bypass cerrahisini tercih ederiz. Ama genç bir hasta, vücut kitle endeksi 40, işte 3 kere denemiş, 20 kilo vermiş ama her birinde 10 kilo fazlasıyla almış. Başarısız diyet hikayeleriyle. Evet, ondan sonra. Yo-yo etkisi mi deniyor hocam? Evet, yo-yo efekt. Ondan sonra ve kalkıp daha basit bir ameliyatla tüp mide ameliyatını bunu da önerebilirsiniz. Her zaman için yani maalesef yanlış aktarıldığına inanıyorum. Bir ameliyatın basiti veya zoru yoktur. İnanır mısınız benim 2 sene evvel her iki ayağımda birden nasır çıktı. 2 ay yürüyemedim. Ya bana göre hayatımın en büyük sorunu oydu. Ya yürüyemiyorsunuz. Bu kadar ya hiçbir ya cerrahım neticede cerrah arkadaş ya diyorum şunu çıkar ama bakıyorsunuz ki hani cerrahi olarak çıkarmak da çok kez sorun değil. Dolayısıyla bir hastanın sorunu onun sorunudur. Ve elimizdeki istatistiki verilerle ancak hastaya yol gösterebiliriz. Ve bu ameliyatlar hiçbir zaman için masum ameliyatlar değildir. Örneğin tüp mide ameliyatından bahsettiğimiz zaman biz midenin büyük bir kısmını alıyoruz. Bunun bir zararı? Geriye artık hani ya ben eski midemi istiyorum deme imkanı yok. Serçe parmağınızı kestiğiniz zaman yerine serçe parmağı nasıl ki çıkmıyorsa midenin de o tür geri dönüşü yok. Her ne kadar bu ameliyatların neticesinde hayatını kaybetme riski
çok düşük olsa da sıfır değil. Örneğin bir safra kesesi ameliyatı veya bir mide ameliyatından daha riskli bir ameliyat değil bunlar. Zaten çünkü böyle bir günümüz şartlarında böyle bir şey var, kavram var. Bu konuda çok suçlamalar var. Ama neden medyatik oluyor? Çünkü hani safra kesesi ameliyatı oldu, öldü. Bunun medyatik bir anlamı yoktur. Sizler bu sektörün içindesiniz. Ama bu işi çok yapan bir cerrahın bir hastası hayatını kaybettiği zaman bu anlamda haber değeri olur. Bu da artık kendi... Çünkü atılan manşet şudur. Evet. Kilo vermek uğruna hayatını kaybetti. Canından oldu. Aslında yani oradaki amaç sadece kilo vermek değil ortalıkta yani. Ortalıkta işte 150 kiloyla tabii dolaşsaydı diye. Ya tamam da o yani 99 hastaya ameliyat ederseniz hiçbir şey olmaz ama bir tanesini ameliyat ettiğinizde bir zarar gördüğünde diğer 99 hastanın iyileştiğini kimse düşünmez. İşte bu anlamda, akılda daha bu anlamda yo, bütün hastalar o yüzden zaten öncesinde mutlaka bir psikiyatrik konsültasyondan geçer. Mutlaka bir ruhsal durumu. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela benim bir tane hastam vardı. Yaklaşık 120-130 kilo bandında. Ondan sonra ve overeating dediğimiz yani sürekli yiyor. Ondan sonra o bir haftalık yeme profilini getirdi. Dedim ki ben seni ameliyat etmem. Ben senin anksiyete bozukluğun var. Bir psikiyatriste götürme. Benim eşim de psikiyatri uzmanı. O anlamda çok şanslı bir hekim. Şanslı bir hekimsiniz. Hakikaten gönderdik. Yani öfke kontrol bozukluğu, maskeli depresyon gibi böyle 3-4 tane üst üste gelmiş psikiyatrik sorunu var. Ona uygun ilaç tedavileri başlandıktan sonra öfkesi gidince gece yemeleri ortadan kalktı. Hmm. Dolayısıyla ekstradan her gece 1000 kilokalori almıyor. Ondan sonra bir de iyi birkaç tane antrenör arkadaşım var benim. Hastaları onlara yönlendiriyorum. Örneğin şu soruyu beklerdim ben sizden. Hangi sporu yapsın? En çok hangi sporda kilo kaybeder hasta, kalori harcar? Yapılan çalışmalar göstermiş ki en fazla kalori kaybı boks ve Tayvan boksu antrenmanında kayboluyor. Çünkü neden? Ya boksta sürekli bir tulumu dövüyorsunuz antrenmanında. Ama çok aşırı kilolu insanların bu sporu yapabilme şansları da olamayabiliyor çoğu zaman. Var tabii ki. Yani aşırı kilo spora engel değildir. En azından bir kardiyo egzersiziyle başlar, yürümeyle başlar. İnanın kaç bir kilo bile vermesi bazı insanlar için o kadar motive edici oluyor ki. Çünkü hele hele bayanlarda benim gözlemlediğim şey var. Bizim Türk hanımları önce yanaklarından ve basenlerinden kilo veriyor ve hemen birden şekle girdiğini düşünüyor. O çok motive edici. Dolayısıyla bu iş hakikaten böyle birden fazla hekimin ve birden fazla sağlık çalışanının konuşacağı ve uğraşacağı ortak karar vereceği bir şey. Ondan sonra ve hangi ameliyatı artık o hasta ile hekim arasında olan bir şey. Yani buradan şu ameliyat iyidir veya şu ameliyat kötüdür demek değil. Ancak mesela herkes ameliyat olmak zorunda mı? Hayır. Farz edin ki 30 ile 35 arasındasınız. Hiçbir cerrah ameliyat etmez sizi. Çünkü yasal olarak indikasyonu gerekçesi yok. Evet, vücut kitle endeksi. Diyelim ki 50 kilo evlendiniz, boyunuz 1.60, 3 tane doğum yaptınız, oldunuz 90 kilo. Kocası çok iyi bakmış diyeceklerdir. Ne evet diyeceklerdir yani. Helal olsun ondan adam sonra, nasıl dişinden mesela burada da aynı aşamalardan geçiyoruz. Önce diyoruz ki bir hafta bir ne yediğini yaz, bana mail at. Ondan sonra biz bakıyoruz, diyetisyenimizle görüşüyoruz, uygun bir şey veriyoruz. Daha sonra endoskopik olarak bazı çözümler öneriyoruz. Mesela mide balonu yaklaşık 30 yıldan beri kullanılan, yaklaşık %80 ile %87 arasında başarı oranı olan bir yöntem. Endoskopik olarak yerleştiriliyor. Ameliyatsız. Hasta hafif bir uykulu hale getiriliyor sedasyonla. Önce bir midesine endoskopi yapıyoruz. Eğer gastrit, reflü veya işte ülser gibi mide sorunları yoksa aynı seansta midesine aşağı yukarı küçük bir kavun kadar bir balon yerleştiriyoruz. Arkadaşlar da imkan varsa onu gösterebilirlerse sevinirim. Bunun bir zararı yok mudur hocam? Şöyle, yani doğru hastayı seçtiğiniz zaman zararları %1 ila 3 arasında. Şimdi nasıl ki hani yastığınızın kılıfını sökün, oraya bir zımpara koyun. Sabah kalktığınızda nasıl yastığınızı yanağınızı kızarmış görürseniz midenin içine de her ne kadar pürüzsüz yüzlü bir balon koysanız da bazen kontakt gastrit yapabiliyor. Bunu havayla mı şişiriliyor? Suyla şişirme sonucu. Suyla. İçine de özel bir boya koyuyoruz ki hani olur da kaçar, sızdırır, patlarsa falan haber veriyor. Ondan sonra ben uzun ömürlü balonları açıkçası tercih ediyorum. Onların sonuçlarının daha iyi olduğunu hem kendi kişisel serimde hem de uluslararası literatürde bu şekilde olduğunu gözlem kaldı ki eğitimini aldım. Ben yurt dışında obezite cerrahisi eğitimini aldım. Ve bunu yapan insanlar da hep uzun ömürlü, bunu yapan cerrahlar da uzun ömürlü balonları tercih ediyor. Ancak şu anda mesela önce midenin içine bir kamerayla girip mideye bakıyoruz. Sağlamsa
endoskopiye monte edilmiş olan balon sönük olarak mide yerleştirdikten sonra şişiriliyor ve yaklaşık işlem 20 dakika kadar sürüyor. Hastanın ayılması da bir 5-10 dakika sürdükten sonra ilk 1-2 gün sadece yumuşak gıdaları veriyoruz. Bu dönemde hakikaten bozuk bir gıda yemiş gibi bir şey hissediyor hastalar. Bulantı ve kusma oluyor. Bir rahatsızlık verir. Çünkü mide öyle akıllı bir organdır ki. Eskiden hatırlayın, böyle otobüsler vardı şehirler arası yolda. Şimdiki gibi her yere uçakla gidilmiyordu. Bir yere giderdik, mutlaka otobüste 3-5 kişi böyle istifra ederdi, bozulur. Neden? Orada işte mola verilen yerde bir şey yerdi. Onların hijyenik şartları, sıhhi şartları çok iyi değildi. Evet, evet. Mide kendisine zarar vereceğini düşündüğü, yabancı olarak algıladığı her şeyi kasılarak atmaya çalışır. Mide de ya durup dururken nereden çıktı bu ne şimdi deyip habire kasılmaya başlar. Hmm. Mide balonun hikayesi budur. Ve bu dönemde de ne yese hasta açıkçası kusacağı hissine gelir. Ben şunlara benzetiyorum. Özellikle bayan hastalarda, benim hastalarım büyük bir kısmı bayan. Neden olduğunu bilmiyorum ama. Ondan sonra diyorum ki hamile kaldınız mı? Evet diyor. Hani diyorum ikinci, üçüncü aylarda bir gerginlik hissi. Bulantı hissiniz oluyor habire kusuyor. Onu dedim tekrar yaşayacaksınız. Hakikaten ilk 2-3 gün yaşıyor. Bazılarında hastaneye tekrar çağırıp sıvı bile taktım oluyor. O kadar. Tekrar geri çektiğiniz hastalar oluyor mu hocam? Geri çekilme oranı %7'dir. Hastanın geri çekilme oranının bu kadar %7'ye ulaşması sebebi gerçekten balon kısıtlıyor. Midenin iç hacmini küçültüyor ve böylesi bir durumda ya ben eskisi gibi yemek istiyorum diyor. Yani bir kere alkol kullanımın çok ciddi bir etkisi var. Alkol alındığı zaman. Mide ameliyatından sonra da böyle diyen oluyor mu size? Ya ben eskisi gibi olmak istiyorum ama artık tabii. Ben geçmiş olsun diyorum çünkü ameliyattan önce bunları zaten ben detaylı olarak size anlattım ve size ameliyat etmemin sebebi siz bunu kabul ettiğiniz içindi. Hani dedim evet. Ya az önce. Altını hani çizilecek dedim burası. İyi klinik uygulama prensipleri, akılcı ilaç kullanımı, kanıta dayalı tıp ve hasta merkezli çözümler. Hı-hı. Yani adam eğer günde 5 öğün yiyorsa, adamın düzensiz bir hayatı varsa, hayatında keyif aldığı şey atıyorum. Yemek yemekse. Yemek yemekse. Yani ben size şunu söyleyeyim. Dünyanın hiçbir merkezine atlayın uçağa. Amerika'daki en iyi kliniğe gidin. Onların bile serilerinde başarı oranı %100 değildir. Obezite cerrahisi %97, %98 başarılıdır. O yüzden ameliyat olup kilo olan hastalar vardır. Bunu ben kendi hastamda gözlemledim. Bunlar mesela. Bunlar tabii kliniğe göre, hasta sayısına göre yani netleşmemiş rakamlardır. Değişebilir tabii. Şöyle, hiçbir cerrahi tedavinin %100 başarılı olduğu olamaz. Söylenemez. Tabii ki olamaz. Ama kaçtır %90 ama her zaman için 90 bir %1'lik, %2'lik bir fire var. Ya ben arabasının torpido gözünde krem çikolata saklayan işinden dönüşte eve geliyor. Onu yenecek. Çünkü evet. Evde hanımı ya o kadar ameliyat oldum bari az ye diyor. Çünkü bu sefer sıvı ama yüksek kalorili beslenmeye yöneliyorlar. Yani çikolatayı eritip hocam? Sütle karıştırıp içen var mesela. Peki. Yani bu, o zaman bunları kontrol edemiyorsunuz. Sizin kliniklerinizde sizin yaptığınız obezite cerrahisi işlemlerinde diyetisyen lerle psikologlarla birlikte yürüttüğünüz tabii bir ki. Ekibiniz var. Peki evet. Hocam sizin o da bizim ekipte. Mutlaka. Şimdi siz hasta sizden buraya transfer oluyor. Bu transfer sırasında sizin bir ekibinizde bir grup var mı? Yani vücudu toparlamak amacıyla gelen arkadaşlar da fizyoterapistler, işte belki spor eğitmenleri, cildi toparlamak için yaptığınız işlemlere destek verenler. O zaman şöyle netleştirmek lazım. Şimdi kilo verildikten sonra aslında plastik cerrahların elinde iki tane komponent var. Bir tanesi cilt ve ciltte yaşadığımız sorunlar. Ki bunun en basiti işte gebe kadınlardan düşünün. Hı-hı. Çatlaklar oluşur değil mi? Evet. Yani hani kalitesiz bir cilttir o. Elastikiyetini yitirmiş. Aslında böyle o sarkma sonrasında canlı görünmeyen bir dokudur. Bir de bunun altında yani veremediği, deforme alanlarında kalmış yağ dokusu olan bir grup var. Şimdi plastik cerrahi burada ne yapıyor? Plastik cerrahi burada ameliyat işlemleriyle aslında yağ dokusuna ve fazla cilde müdahale ediyor. Ama cilt kalitesini düzeltmek için bazen cihazlardan destek alabiliriz ya da yapılan işte ameliyat dışı yöntemler var. Onlar da sizin kontrolünüzde olan. Tabii işte. Onlar da tabii bizim ki. Kontrolümüzde olan şeyler. Şeyle çalışmıyoruz bir böyle fizik tedavi, fizyoterapist gibi yani o unvanı olan kimseyle çalışmıyoruz. Spor eğitmeni. Peki spor eğitmenini de
direkt olarak bizim şeyimizde yok. Yani tavsiye edebiliyorsunuz. Genelde zaten onlar hani kendileri bir eğitmen bulmuş gelmiş oluyor zayıflayınca. Peki şunu merak ediyorum ben. Şimdi Barış Hocam'a sordum, bu ameliyatı yapamadığınız kişiler oluyor mu diye. Hı hı. Sizde de aynı durum söz konusu mudur? Yani kişi tamam ciddi bir kilo verdik, kilo sorunundan kurtuldu ama bu sefer vücuduyla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladı. Hı hı. Ve yanında yandaş hastalıkları var. Şeker hastasıdır, tansiyonu vardır. Hı hı. Ve estetik ameliyatı belki kaldıramayacak bir sorunu vardır. Böyle bir durumla karşılaştığınız oluyor mu hocam? Elbette. Yani hani Barış Bey'in de açıkladığı gibi şimdi biz çok büyük kesilerle büyük ameliyatlar planlıyoruz. Hı hı. Kilo kaybetmiş hastalara. Onlarda yara iyileşmesi sürecini çok iyi değerlendirmek, hı hı, lazım. Şimdi hastalar kilo verdiği süreçte metabolik dengeleriyle ilgili yani böyle bizim dışımızdaki o endokrin, işte metabolizmaya bakan dahiliyeci gruptan çok ciddi bilgi alıyoruz. Yani eğer yara iyileşmesini, hı hı, direkt olarak bozacak bir durum varsa önce onların kesinlikle tedavi edilmesi lazım. Bunun dışında metabolik sendromu olan hastalar var. İşte Barış Beylere çok başvuran. İnsülin direnci kötü, şekerleri regüle edilemiyor. Aynen, mesela kalp belki yetmezliği olan. O süreçte de gerçekten hastayla çok ciddi konuşmak, ameliyatın ne kadar süreceği, risklerinin neler, hı-hı, olabileceği, post-op bakımının, ameliyat sonrası bakımının neleri içerdiğine dair çok iyi bilgilendirmek lazım. Eğer ki yani hastanın hayatını riske edecek çok bariz kanıtlarımız varsa elbette planlamayacağız ameliyatı. Peki hasta ısrar ederse? Ya burada çok hastanın ısrarıyla olmaz. Daha çok uzmanın yani, yönlendirmesi çünkü, bu noktada çok tabii önemli. Yani hasta şunu da aslında istemez. O çok bilinçsiz bir istektir. Ya ben tamam öleyim ama hani benim, hmm, karnım düz olsun. Yani yok, daha burada, ciddi mesela bir 100-150 kilo verildiğinde vücutta ciddi anlamda sarkmalar oluyor. Onlarla da yaşamak bir noktada sıkıntı olabiliyor. O mesela yüzden ameliyatların şeylerini değiştirebiliriz. Normalde biz karında olan sarkmalar, hı-hı, ve deformasyonlar için karın germe ameliyatı planlıyoruz değil mi? Bu ameliyat zannedildiği gibi oradaki fazlayı alıp dikiş atmak değil. Aslında daha komplike bir ameliyattır. Ama hastanın genel durumu itibariyle bunu kaldıramayacaksa o zaman mesela lipektomi dediğimiz şey, hani sadece onu rahatlatacak, çok iyi estetik sonuçları olmayacak ama yine de hastanın sorununu, fonksiyonel sorununu çözeceğimiz, hı-hı, ameliyatlara yöneliriz. Peki obezite cerrahisi sonrasında kişi tamam 2 yıl içerisinde istediği kiloya ulaştı ama sonrasında tekrar ciddi anlamda kilo almaya başladığı durumlarda neler yapıyorsunuz? Şöyle, bu hakikaten çok fazla konuşulmamış bir konu, soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Tüp mide ameliyatlarından sonra yaklaşık %10 ila 15'lik bir segmentte, hı-hı, hastaların 2 seneden sonra bir miktar kilo aldıkları gözlemleniyor. Bu bypass cerrahisinde %10 civarında. Minigastrik bypass'ta da en son yayınlarda %5 civarında. Böyle bir şey var. Yani 100 hastanın 5'inde veya 15'inde o bantta hangi ameliyat olursa olsun tekrar bir miktar kilo alabiliyor. Ama hiçbir zaman için bu hani 180 kilo veya 140 kilo ameliyat aldığınız hasta tekrar eski kilosunu olmuyor. Şimdi burada zaten bilim şunu söylüyor. Bir insan orijinal olması gereken kiloya %100'üne yaklaşamaz obezite cerrahisiyle. Siz hangi ameliyatı yaparsanız yapın %60 ila %75'ini verdirebilirsiniz. Bir kere hastaya onu söylüyoruz. Yani mesela benim bir tane diyabetik bir hastam var. İşte yaklaşık 193 kiloyla ameliyatı aldık. Tabii ki. Mesela şu an 110 kiloda. Birinci senesini bitirdi ama artık insülin kullanmıyor. İşte en önemli fayda o. Varsın olsun o 103 kilo. Bir 10 kilo daha verecek ama hedeflenen kitle boyuna baktığımız zaman aslında 75-80 kilo. Biz burada hedef gösterip ben seni 75 kilo yaparım, ben seni 80 kilo yaparım demiyoruz. Öyle bir hedefimiz yok çünkü. Evet. Tüp mide ameliyatı olduktan sonra kişinin yeme alışkanlığını farklı bir şekilde devam ettirmesi eğer söz konusuysa, az önce bahsettiğim arabasının torpido gözünde krem çikolata saklıyorsa veya alkol kullanımı burada çok önemli. Alkol çünkü çok yüksek kalorili bir sıvı ve beraberinde de yediren bir içki, bir sıvı tüketim malzemesi. Dolayısıyla bunu eğer haftada, mesela yapılan çalışmalarda haftada 2 kez 35 mililitreyi aşmayan alkol kullanımı ile bunun üzerinde alkol tüketimi olan hastaları mukayese ettiğiniz zaman gerçekten daha fazla alkol kullananların
daha az kilo verdiği söz konusu ve beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Çünkü neden? Alkol kostik bir maddedir yani. Hı. Neticede temizleyicidir yani. Küçücük bir midenin içine siz yarım litre alkolü döktüğünüz zaman bu sefer gastrit oluyor, reflü oluyor, diş çürümeleri oluyor. Hep söylediğiniz gibi bir şey var ya, alkol, sigara sağlığımıza ciddi anlamda zararlıdır. Ya ben, benim kıstaslarım şunlar yani, bu hani hastayla birebir konuşurken bir kere hasta sigara içiyorsa mutlaka ben bir ilaç tedavisi başlayıp sigarayı bırakmasını, ha bu hap olabilir, nikotin bandı olabilir vesaire bir şey. Bir şekilde i̇ki kurtulması hafta, gerekiyor. İki hafta bana diyorum temiz akciğer lazım. Çünkü ben ameliyat sonrası bazı komplikasyonları yaşayabilirim. Anesteziye bağlı veya cerrahiye bağlı. Bunların bir kısmı da akciğerle ilgili. Benim iyi bir akciğere sahip hastaya ameliyat etmem lazım. Hastaya bunu anlatınca, bakın iletişim her şeydir. Bir şey doğru düzgün anlatabilmek her şeydir. Acelesi yok. Bugüne kadar 150 kiloyla geziyordun. İki hafta daha gez. Ama sigarayı bırak. Bu bir. İkincisi, alkol kullanımı çok iyi irdeli. Bir de benim mutlaka, yani bu hiçbir kitapta yazmıyor. Literatürde de yok açıkçası ama. Hastalara sorduğum şey, hobin var mı? Hobisi olan hasta kesinlikle çok daha başarılı sonuçlar. Kafasına aslında başka yani bir şeyle meşgul. Yani bu bir kara kalemle cin hali çizmek de olabilir. Atıyorum bu bir tablo yapmak da olabilir. Yemek yani yapmaksa hobisi. Yemek. Eyvah eyvah. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hobi de çok önemli, biliyor musun? Bakın benim 3 tane hastam şu an obezite cerrahisi sonrası aşçılık eğitimi veriyor. Çünkü öğrendiler. Yani örneğin mesela karnabahar diye bir sebze var. Evet. Yani çok fazla Türk mutfağında yeri yoktur. Ama ondan o kadar güzel yemekler yapılabiliyor ki. Çünkü sindirimi kolay. Veya kalkıp işte kuzu eti yerine dana etini yapabileceği ve tüp mideli hasta diyeti diye bir şey. Kendi deneyimlerini yansıtıyor. Çok enteresan. Yani kimseyi küçümseyemezsiniz. Tabii, tabii. Şey, gurmelik merakı var diye veya yemek. Tabii. Ben de yemek yemeyi seviyorum. Ben ölçüsüyle yiyorum ve yani belki çabuk doyuyorum. Benim beynim ona göre formatlanmış, ona göre yapıyormuş. Evet, her şeyin azı karar, çoğu zarar diyoruz ya. İşte evet, bu noktada aynen. Duracağımız noktayı çok iyi bilmek lazım. Estetik operasyonlarda da sanırım durum öyledir. Öyle değil mi Nihal Hocam? Yani kişi size geliyor, kilo vermiş, sarkmalarından sorunu var. Bunu yapıyor, sonra diyor ki işte yok burnumu da yapalım, yanaklarıma biraz dolgu yapalım. Nerede böyle devam ediyor hekim mu? Biliyordur. Evet, böyle devam ediyor aslında bu. İhtiyacı varsa plastik cerrahı zaten onu yönlendirecektir. İşte dolgusu, botoksu, aslında obezitesiyle çok ilgili olmayan işlemlere. Hı hı. Ama ihtiyaç yoksa eğer, bence şey yani hastanın biraz önce Barış Bey'in dediği gibi iletişim kurmak çok önemli. Gerçekten direkt, net, anladığından emin olacak şekilde hastaya ihtiyacı olmadığını söylemek lazım. Evet, bizde böyle bir sorun oluyor. Harika. Şimdi şu harika, sizin gibi değerli hekimlerle aslında o kişilerin buluşması ve doğru yönlendirme almaları çok önemli bu noktada. Dolayısıyla kendimizi uzmana bırakacağız. Uzman ne derse o şekilde yönlendireceğiz bu işlemleri en azından. Efendim, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Barış Gürsoy ve estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Nihal Çelebi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sohbet tadında bir program yaptık ve aslında. Ve çok özel bilgilere sahip olduk. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Verdiğiniz bilgilerden ötürü bizler devam ediyoruz. Doktor Özgür Koldaş da son dakikada güzellik bölümüne geldi sıra. Reklamlardan sonra daha önceki bölümlerde aslında sizlerin çok merak ettiğiniz konularla ilgili olan bilgileri paylaşacak Özgür Koldaş reklamlardan sonra diyelim. A-Life Hospital'ın sunduğu İyi Ki Varsın devam edecek. A-Life Hospital'ın sunduğu İyi Ki Varsın devam ediyor. Ve İyi Ki Varsın tüm hızıyla devam ediyor efendim. Reklamlara gitmeden önce hatırlatmıştım ama bir kez daha hatırlatayım. İyi Ki Varsın programında hafta içi her gün Özgür Koldaş'la 5 dakikada güzellik bölümümüz var. Ve bugünkü bölümümüzde gözaltını konuşuyoruz, öyle değil mi hocam? Evet, gözaltına giriyoruz artık. Peki bundan sonra... gözaltı en problemli bölgedir yüzde diyebilir miyiz bu anlamda? Yani yüzümüzün her bölgesi çok özeldir. Hı hı. Ama bunun içerisinde gözler kalbin aynasıdır ve onun da en özel noktalardan birisi de gözaltıdır. Tabii ki çok vurgulu, göz alıcı bölgede gözaltıdır. Bir de hassas bir bölge olması sebebiyle, evet, değil mi? Hassas bir bölge olması sebebiyle biraz daha endişeyle, evhamla, hı hı, yaklaşılır ama hekimler için bütün her bölge aynı önemde, aynı konsantrasyondadır. Evet, gözaltında doğduğumuzdan beri var olan bir yağ pedleri vardır. Yağ pedleri
beri göz altındaki kemik yapısının hemen üst bölümünde bir tampon görevi yapar. Bu bölgeyi, bu alanın tamamını birden kaplayan bu yağ pedileri zamanla ortadan kalkar, azalır, zayıflar, çökmeyle karşımıza bir tablo olarak çıkar. Evet, bu bölgenin düzenlenebilmesi, bu bölgenin yeniden canlanabilmesi için bir takım tedaviler gerçekleştirilir. Ama buradan sevgili izleyenlerimize söylemek isteriz ki lütfen günlük 2 litrenin üzerinde su tüketmeye devam etsinler. Cep telefonlarına çok yakından bakmamaya çalışsınlar. Hocam zararlı mı cep telefonuna yakından bakmak? Elbette. Yani, yüksek pikselli ve yüksek ışınımlı yapılar, ışıklı yapılar gözaltı bölgesinde bir hasara yol açarlar. Dolayısıyla bilgisayarlarda. Tabii ki bilgisayar ekranı, televizyona yakından bakmalar da bir takım hasarlanmaları yol açar. Bunlar göz altında çökmeye, bir süre sonrasında koyu bir görüntüye, daha siyah halkalara ve tablo olarak da güzelliğini biraz yorgunlukla ifade eden hanımefendilere evrilirler. Peki ne yapacağız hocam? Yani evet, göz altında sorun yaşadığımızda. Göz altını birkaç kategoride inceleriz. Göz altındaki volüm kaybını gidermek için dolgunlaştırıcı dolgu tedavileri uygularız. Kişinin ışığını değiştirdiği için ışıltı kazandırırız. Cilt altındaki rengin koyulaşması sonucunda bunun kötü görüntüsünü, biraz daha nahoş, yorgun görüntüsünü gidermek için cilt kalitesini artırmak üzere PRP ve mezoterapilerden, cilt rengini açan mezoterapilerden destek alırız. Hepsini kombine ederiz. Kalıcı yöntemler midir hocam bunlar? Yaklaşık 1 yıl, 2 yıl süresi boyunca etkinliğini gösteren yöntemlerdir. Ancak bu yöntemleri mükerrer tekrarladığımızda, 1 yıl sonra tekrarladığımızda 2 yıl, 2 yıl sonra tekrarladığımızda 2,5 yıl, 3 yıl. Gitgide uzuyor. Gitgide süre uzuyor çünkü doku tamir oluyor. Yıl ilerliyor. Yaş ilerliyor. Kişinin gözaltı problemleri de hattı zatında daha artması gerekirken giderek azalmaya başlıyor. Zaten sır da burada. Sürekli bir tedavi planı ve sürekli bir müdahalelerle belirli zaman kontrolü içerisinde yapıldığı takdirde göz altındaki morluktan kurtulabilmek mümkündür. Ağrılı yöntemler değildir. Tabii ki insanlar ya gözümüze iğne mi batacak endişesiyle karşılaşmasınlar. Çok dış kısımda yapılan küçük bir enjeksiyondur. Belki saç teli inceliğinde bir iğne ucuyla yapılan enjeksiyon. Herkese uygulanabiliyor mu hocam bu yöntem? Herkese yapılabilir. Yaş aralığı vesaire. Sorun daha ilerleyen yaşlarda karşılaşılırsa, evet, bu daha ilerleyen yaşlardaki bu tedaviler en çok sık, en karşılaştığımız bölümlerdir ama genç yaşlardaki hanımefendilerde veya beyefendilerde de uygulamalar yapıyoruz. Göz altındaki morluk, göz altındaki çökme aslında biraz da sosyal bir rahatsızlıktır. İnsanlar bu kötü görüntüyü uykusuzlukla, biraz depresyonla, bir takım maddi suistimalleriyle birleştirirler. Bir de aslında mutsuz görüntü de mutsuz görüntüyle örülür. Aslında belki çok kimsenin bununla bir sorunu da yoktur. Son derece mutlu ve son derece keyifli bir yaşantısı vardır ama su içmiyordur. Bunun da getirdiği bir durum olabilir. Peki tüm bunları düzelttiği anda aslında o göz altındaki o istenmeyen görünüm kaybolur mu hocam? Kayboluyor. Kişi kendini ihmal etti, yanlış beslendi, su tüketmedi, uykusuna dikkat etmedi, göz altında ister istemez o etkiyi görüyor. Ama normale döndüğünde düzelir mi? Normale döndüğünde elbette kayıplar olduğu şekliyle devam eder. Ancak neresinden dönerse hızlı bir şekilde kâra geçer, hızlı bir şekilde güzelleşmeye başlar. Ancak volümlendirme, dolgunlaştırma gözaltı için öncelikli tedavilerin başında. Ve hocam kaldık yine sizinle baş başa. Çok güzel bir programı tamamladık. Çok güzel bilgiler verdik. Bugünlük de bu kadar diyelim. Bugünlük de bu kadar efendim. Bizler için veda etme zamanı. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Güzellikler olsun. A Life Hospital'ın sunduğu İyi Ki Varsın sona erdi.